Yani ben aslında ilk gördüğümde biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü sonuçta hani bazıları diyor ki hani ben neymiş fakirmişim de öyle bir şey yok arkadaşlar inanmayın siz onlara. Benim evim onlardan daha güzel. Bu ne 5 ev, 5 katlı. Yani benim hizmetim de 5 katlıydı. Ben böyle konularda yaşayacağımı bilseydim hani bilemiyorum bu evliliği yapar. Zaten daha evlenmedik de inşallah. Kime bakmışsınız? Aa, ben hanımefendiyle görüşebilir miyim? Hanımefendi? Evin hanımı. Tamam, buyurun. Bir şey içmek ister miydiniz? Hayır, teşekkürler. Ya bak şimdi tamam, benden duymadım bunu. Yaklaşık 6 yıl öncesine kadar ben bir şekerci dükkanında çalışıyordum. Bir de bir tane Naz diye biri vardı. O işte aynı ona benziyor. Zaten ilk gördüğümde anlamıştım ben bunun para şey kaçakçısı olduğunu. Tek derdi para. Şekercinin dükkan sahibiyle de birlikte oldu zaten. Tek isteği bu yani. Para için, her şey para için. Ben hanımama da söyledim bunu. O yüzden biz onu birlikte olup bu kızı işini bitireceğiz. Hanımım, para göz kadın geldi. İçeride bekliyor. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsınız? Seni gördüm artık daha kötüyüm. Çok komiksiniz. Kızım şu çoraplara bir şeyler Çok getir. özür dilerim. Terliğinizi getirmeyi unuttum. Pardon. Bakayım şunu. Kaldır. Altını getir. Tamam, giyebilirsin. Teşekkür ederim. Daha iyi. Nereye gittin? Gel buraya. Ne bu hal? Git eteğini giy. Ben sana ne diyorum sürekli bu evde böyle dolaşamazsın. Nike nedir? Git Gucci giy. Çok özür dilerim hanımım. Hemen gidiyorum. Benim hanımım hayatımda gördüğüm en saygın, en tatlış, en yardımsever insanlardan biri. Oğlunu bir ayağını soğuk sudan sıcak suya değdirmemiş insandır. O ailesine her zaman çok önemli, değer vermiştir ve bana çok iyi bakıyor. Gördüğünüz bu bilekleri o aldı bana. Biz birlikte çok iyi kankitoşkoyuz. Hanımımı çok seviyorum. Ona çok müteşekkirim. Bizim eve geliyorsan böyle olman gerekiyor. Çünkü gördüğün üzere ben Burberry. Komiksiniz anneciğim. Evet. Sen de tabii çocuğun için parasını istediğin için böyle olacaksın. Estağfurullah anneciğim, ben çocuğunuzu çok seviyorum. Yalan, tamam ama umurumda değil. Çok komiksiniz. Ben gülmeden gülemezsin. Yani doğrusunu söylemek gerekirse kendisi tam bir sonradan görme. Böyle çok küçüklüğünden beri zenginmiş gibi davranıyor ama ben size söyleyeyim tabii ki de öyle değil. Küçüklüğünde hiçbir şey görmemiş tabii. Annesi bunun babasına parayla için evlenmişsin söyleyeyim ben. Kimse söylemeyin ama yani benden de duymadınız zaten. Neyse, bu da beni öyle sanıyor ama ben öyle değilim. Ben onun çocuğuna aşığım. O benim hayatım yani, asla parası için evlenmiyorum yani. Bunun nereden soktuğunu kafasını bilmiyorum. Sonra bana öyle davranıyor, böyle parmaklarını gösteriyor. O yüzükler. Iş, onlar çakma. Ne kadar da mizahçı. Çok komiksiniz. Yemin ederim iğreniyorum o kadından. Evet. Nasıl geçiyor? Güzel. Ne bekliyordun? Oğlumu görmeye mi geldin? Ben size merhaba demek için gelmiştim aslında.
Ne oldu? Yoksa artık zengin sokaklarında yürümeye mi başladın? Çok komiksiniz. Ben bu evin yıllardır hanımıyım. Bilmiyorum 20 mi 30 mu? Yıllardır bu evde ben hanımım ve gelmiş bir tane adını bile bilmediğim bir kız gelmiş çocuğuma talip olmuş. Gelmiş evime, sonra gelmiş nasılsınız? Size merhaba demeye geldim. Pardon da neden buradasın? Ne istiyorsun? Ben bunu mu istiyorsun? Bak bunu mu istiyorsun? Vermiyorum sana bu parayı falan, vermek istemiyorum. Bunları mı istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Ay anlamıyorum gerçekten. Hani ne bileyim, biz zengin olabiliriz ama sen değilsin. Yani bunu anlamak bu kadar zor değil. Ve girme buraya. Ben çocuğuma ne istiyorum biliyor musun? Evi böyle boğaz manzaralı insan istiyorum. Evi böyle boğaz manzaralı kız istiyorum. Ayak sesleri duyuyorum. O da nedir? Aferin. Aferin. Çok güzel olmuş. Yürür müsün burada podyumda yürür gibi? Görsün gelinimiz nasıl olma gerektiğini. Küllerimden doğdum hanımım. Aferin sana. Ah canım benim, onu çok seviyorum gerçekten. Hayatımda ben böyle tatlı bir kız görmedim. Kanki Toşkom benim. Gerçekten. Arada Nike falan giyiyor. Anlam veremiyorum tabii de, sanırım onlara göre biraz pahalı bir markaymış. Neyse. Ben ona gittim, aldım. Burberry'yi aldım. Gucci'yi aldım. Gözlüklerimiz var Miu Miu'dan. Çok güzel ikili olduk. En azından kız biliyor. Kız ne yaptığını biliyor. Gitmiş. Martininizi tazeleyeyim mi? Olur. Evet lütfen. Ne kadar iyi bir hizmetiniz var anneciğim. Bana anne deme. Aa. Gördüğünüz üzere o kadar yaşlı değilim, çocuk doğurmuş olsam bile. Tamam, çok haklısınız. Adeta 25. Evet. Hayır yani kız da kıza benzesin. 43'ün böyle ayağı var, 2,5 metre boyu var, yani zürafa mı besliyorsunuz anlamıyorum. Şimdi lütfen git. Çünkü burada durmanın gerektiğin hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere ama oğlum da bizim çok zengin olduğumuz için şirketimizde çalışıyordu şu an. Aha, ben oraya gideyim o zaman. Tamam. Önce ben. Tekrar yapabilir miyiz? Şimdi kalkabilirsin. Hayatım. Efendim canım. Ne yapıyorsun tatlım? Hiçbir şey. O da ne? Çok pardon hayatım. Evet böylesi daha iyi aşkım. Ne kadar da güzelim değil mi? Evet çok güzelsin hayatım. Bana bu aldığın küpeler tabii. Bu güzel kıyafetle. Sana her şey yakışır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim canım hayatım bazen biraz salak gibi davranıyor. Buraya böyle bir adamın fotoğrafını asmış. Ben bunun kim olduğunu tanımıyorum yani. Sanırım sokakta geçen bir dilenciye acımış ve onun fotoğrafını koymuş. Yani ünlensin diye. Ben de gittim. Printer'ından kendi fotoğrafımı çıkardım. Zaten görmüşsünüzdür yani benim fotoğrafım da çerçeveliydi orada. Dedim ki, orada var. Burada neden olmasın? Yani benim güzelliğim onun ofisini şenlendirdiği için daha güzel yapmak istedim. Ha bir de annesi gelince kudursun diye. Dedik de inşallah 3 ay sonra Buckingham Sarayı'nda evleneceğiz. Evet.